Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, inşallah bugün 14. cüzün mesajlarını, özetini kısaca size aktarmaya çalışacağız. Evvela 14. cüzde iki tane sure bulunmaktadır. Bunlar Hicr suresi ve Nahl suresi. Hicr suresi, Salih aleyhisselamın kavminin yaşadığı yerin adıdır. Yani Semud kavminin yaşadığı yerin adıdır. Sure 99 ayetten oluşmaktadır. Hicr suresi Mekke'de nazil olmuş ve temel konusu tevhid, yani Allah'ın bir olduğu ve ortaklardan münezzeh olduğudur. 1 ile 25. ayetler arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş olduğu ve Allah tarafından korunacağı bizlere bildirilmektedir. Müşriklerin, inanmak istemeyenlerin hakikati gözleriyle dahi görseler inanmayacakları vurgulanmaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatını okuyanlar bilir ki Mekke'nin İleri gelenleri bile bile küfürde inat etmişlerdir. Hakkı bildikleri halde inanmak istememişlerdir. 26 ile 48. ayetler arasında ise insanın yaratılış serüveni anlatılır. Şeytanların atası olan İblis'in Hazreti Adem'e aleyhisselam Allah'ın emri olduğu halde saygı secdesi yapmadığı ve bundan dolayı lanete uğradığı, yani Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı bildirilmektedir. Laneti de böyle anlamamız gerekir. Lanet demek Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak demektir. Ona samimi Müslümanlar dışında herkesin uyacağı ve bu uymanın neticesinde cehenneme girecekleri özellikle vurgulanmaktadır. Ancak samimi Müslümanlara herhangi bir etkisi olmayacaktır şeytanın, Allah'ın izniyle. 49 ile 77. ayetler arasında ise Hazreti İbrahim'e gelen meleklerden bahsedilir. Bu melekler insan suretinde gelirler. Hazreti İbrahim onların melek olduğunu bilmediği için onlara ikramda bulunmak ister. Ancak melekler hazırlanan sofraya el uzatmazlar. Bundan dolayı Hazreti İbrahim onların melek olduğunu anlar. Yaşadığı topluma helak getirdikleri zannıyla kavmi için korkar. Melekler korkmaması gerektiğini ve Lut aleyhisselamın kavmini helak için gönderildiklerini İbrahim aleyhisselama söylerler. Devamındaki ayetlerde meleklerin Lut aleyhisselamın yanına gidip onunla konuştukları ve sabah vaktinde inananlarla birlikte şehri terk etmeleri gerektiğini söylerler. Ancak Lut aleyhisselamın karısı inanmadığı için Lut aleyhisselamla beraber şehri terk etmez. O şehirde kalanlarla beraber azabı bekler. Tabi aslında kendi inanmadığı için azabın geleceğine inanmıyor. Ancak azap geldiğinde Lut aleyhisselamın karısı da oradaki insanlarla birlikte azaba düçar olur. Bu ayetlerden çıkarmamız gereken ders şudur ki, kişi iman etmediği müddetçe peygamberin veya Allah'ın sevdiği kulunun en yakını olsa dahi cehennemlik olmaktan asla ve asla kurtulamaz. Farklı bir deyişle kişiyi kurtaracak olan ancak ve ancak imanı ve işlediği salih ameller olacaktır. 78 ile 90. ayetler arasında surenin de ismi olan Hicr halkının helak edilmesinden bahsedilir. Hicr, başta da söylediğimiz gibi Semud kavmi, yani Salih aleyhisselamın kavminin yaşadığı yerin adıdır.
Devamındaki ayetlerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müşriklere verilen dünya nimetleri için üzülmemesi gerektiği öğütlenir. Şunu bilmemiz gerekir ki imtihan gereği müşriklere dünya nimetleri bolca verilmiştir. Onların bu tür dünyevi nimetlere sahip olması bizi yıldırmaması ve davamızdan vazgeçirmemesi gerekir. 91 ile 99. ayetler arasında Kur'an'ı bölük pörçük yapanlara, yani bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmeyenlere hesap sorulacağı bildirilmektedir. Çünkü iman bir bütündür. Bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak ile tamamını inkar etmek arasında hiçbir fark yoktur. Surenin son ayetinde ise ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et fermanı yer almaktadır. Yani bizim sorumluluğumuz sadece iman etmek değil, aynı zamanda ölünceye kadar imanı muhafaza etmektir. Bu mesajla Hicr suresi son bulmaktadır. Bu cüzde yer alan ikinci sure Nahl suresidir. Nahl suresi 68 ayetten 128 ayetten oluşmaktadır. Mekke'de nazil olmuştur. Nahl demek bal arısı demektir. 68. ayette arıya bal görevi verildiği ve arının bal yapma serüveni anlatılmakta olduğu bildirilmektedir. Sure bu ismiyle meşhur olmuştur. Nahl suresinin temel konusu Hicr suresinde olduğu gibi tevhiddir. Yani Allah'ın birliğidir. 1 ile 22. ayetler arasında Allah'ın yarattığı canlılardan bahsedilir. Değişik türden canlıların insanın hizmetine verildiği vurgulanır. Ayrıca suların da bulutlardan geldiği ve göklerde ve yerde olan her şeyin insanın hizmetine sunulduğu da anlatılmaktadır. Devamında deniz ürünlerinden bahsedilmekte ve bunları Allah'ın yarattığı, Mekkeli müşriklerin Allah'a ortak koştukları putların hiçbir şeyi yaratamayacağı, çünkü putların birer yaratılmış olduğu anlatılmaktadır. Kendisi yaratılmış olan bir şey aynı zamanda yaratıcı olamaz. Dolayısıyla da Allah'ın en önemli özelliği belki de yaratılmamış olması, hiç kimseye muhtaç olmaması. Aslında ibret nazarıyla bakıldığında yaratılan her şeyin Allah'ın birliğine, yani tevhide işaret ettiği çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Zira göklerin ve yerin son derece nizam ve intizam içinde olmaları bütün bunları aynı yaratıcının yarattığına delildir. 22 ile 34. ayetler arasında bazı insanların hem kendi günahlarının hem de dalaletlerine sebep oldukları insanların günahlarına ortak olacakları vurgulanmaktadır. Devamında kötü insanların ruhlarını almakla görevli meleklerin kötülerin ruhlarını nasıl alacağı, iyi insanların ruhlarını almakla görevli meleklerin iyi insanların ruhlarını nasıl alacağı anlatılmaktadır. 35 ile 64. ayetler arasında müşriklerin bazı davranışlarına değinilmekte ve onların yanlış yolda oldukları, gerçek bir ilah varken birden fazla ilaha inanmanın şaşılacak bir şey olduğu anlatılmaktadır. 65 ile 72. ayetler arasında Allah'ın verdiği yağmur, bal, değişik türden canlılar, evlat ve torun gibi nimetlerden bahsedilir. Sureye de ismini veren bal arısının nasıl bal yapacağının kendisine ilham edildiği bildirilmektedir. İbret nazarıyla baktığımızda her bir mahlukatın eşsiz bir sanat olduğunu ve bütün bunların bir sanatçıya işaret ettiğini gayet net bir şekilde anlarız. 73 ile 77. ayetler arasında Allah doğru yolda olanlar ile yanlış yolda olanları örnekleyerek bunların eşit olmadığını bizlere bildirmektedir. Allah'tan başkasına tapanların da
taptıkları şeylerin köleleri durumundadır. Allah'a ibadet eden müminler ise hür kimsedirler. Zira onlar Allah'tan başka hiçbir gücün karşısında eğilmezler. 78 ile 89. ayetler arasında Allah'ın verdiği başka nimetlerden bahsedilir. İnsanın doğarken hiç bilgiye sahip olmadığı halde bilgi sahibi olması için yeterli donanıma sahip olduğu, kuşların uçuş yeteneği, yün ve benzeri nimetlerden bahsedilmektedir. İşte bütün bunlar bizim tefekkür etmemiz için birer vesiledir. 90 ile 100. ayetler arasında Allah insana verdiği nimetler karşılığında isteklerini açıklar. İnsanın adaletli olmasını, iyi davranışlar sergilemesini, yakın akrabalarını gözetmesini, fuhuştan ve çirkin işlerden uzak durmasını, verdiği sözleri yerine getirmesini ve Allah'ın ayetlerini ucuz değerlerle değiştirmemesi gerektiğini emreder. Bunlar her Müslümanda bulunması gereken vasıflardan bazılarıdır. 100 ile 101 ile 110. ayetler arasında Kur'an'ın Allah'ın izniyle indiği ve Kur'an'da değişiklik yapmanın sadece Allah'a ait olduğu bildirilmektedir. Şüphesiz Kur'an tamamıyla nazil olduktan sonra, Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra Kur'an artık değiştirilmesi söz konusu olamaz. Devamında Kur'an'ın beşer sözü olduğu iddiasının inançsızlara ait bir iddia olduğu ve kalbi iman ile dolu olduğu halde müşriklerin baskısından dolayı müminlerin ağzından çıkan imana aykırı sözlerin o müminin imanına zarar vermeyeceği anlatılmaktadır. Maalesef günümüzde de bir takım insanlar Kur'an'ın beşer sözü olduğu iddiasına sahipler. Aslında Kur'an bu iddiayı yalanlamaktadır. 111 ile 119. ayetler arasında Allah'ın verdiği nimetler karşısında nankörlük yapan toplumların azap göreceği, verdiği bu nimetlerin yanı sıra domuz, kan ve leş gibi şeylerin haram kılındığı anlatılmaktadır. İmtihan gereği nimetlere mukabil bir takım yasakların olması kaçınılmazdır. Aksi halde iman edenle etmeyen arasında bir ayrımın olması söz konusu olamazdı. 120 ile 128. ayetler arasında ise Hazreti İbrahim'in tek başına ümmet olduğu, zira her zaman nimetlere karşı şükreden birinin olduğu anlatılmaktadır. İbrahim Aleyhisselam tek başına bir ümmetti. Tek başına olması onu yıldırmadı, davasından vazgeçmedi. Ayrıca Allah'ın yoluna hikmetle ve güzel sözlerle çağrılması gerektiği de vurgulanmaktadır. Biz Müslümanlara düşen birini İslam'a davet ederken hikmetle, anlayışla ve güzel sözle davet etmek, kaba, saba ve kötü davranışlardan uzak durmaktır. Sure ve cüz sabır ve takva tavsiye edilerek bitmektedir. Böylece 14. cüzünde özetini sizlere sunmuş bulunmaktayız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla yaşayabilen ve ona göre ömür süren kullarından eylesin. Hepiniz hoşça kalın, esen kalın.